Bugünkü oyunumuz Transformers Rise of the Darkspark. Artık bu Transformers oyunları biraz birbirine karıştı. Yani şöyle daha doğrusu, hani oyundan önce film yaptılar, sonra evet, filmden oyun yapmaya başlıyorlar gibi bir hal aldı. Böyle birbirini takip eden bir kaçma kovalamaca içerisinde bu Transformers'lar. Evet. En son 4. film çıktı. Hı hı. Karanlık Çağ mı, Kayıp Çağ mı, öyle Kayıp bir isim vardı. Kayıp Çağ. Age of Extinction, evet, İngilizcesi. Ve şimdi de onun oyunu çıktı diyemiyoruz galiba, diyemiyoruz, değil mi? Başka bir oyun bu. Evet. Ne diye yeni Transformers oyunu bari? Yeni Transformers oyunu Rise of the Darkspark. Burada Darkspark isimli bir madde var, obje var. Bunu ele geçirmeye çalışıyor kötü robotlar. Biz de onları engellemeye çalışıyoruz. Asıl hikaye bu. Fakat biz hem iyi hem kötü olduğumuz için burada iki tarafı da canlandırdığımız için aslında hangi tarafta olduğumuz da pek belli değil. Nasıl biraz oluyor? Karışık olmuş o. Hikayenin üstünde pek durmamış anladığım kadarıyla yaparken. O yüzden böyle hangi yönü, hangi taraftaki robotları yönettiğimiz belli olmuyor. Birdenbire bir geçiyoruz. Şimdi bir dakika. Bildiğimiz üzere Transformers evreninde iki tip iyiler ve kötüler Otobotlar var işte. Otobotlar ve Decepticonlar. Otobotlar var. İyiler, Decepticonlar var. Evet. Onlar da kötüler. Evet. Şimdi sen önce Otobot olarak başlıyorsun. Evet. Daha sonra bir anda savaş esnasında Decepticon mu oluyorsun? Evet. Sonrasında tekrar Otobot olarak devam ediyorsunuz. Hatta Otobotlar arasındaki o robotlar da değişiyor. Yani tek bir robotla ilerlemiyoruz yani. Her karakteri seni oynatmak için ayarlamaya çalışmışlar. Evet, hepsinin evet, biraz ruhunu yaşatmaya evet, çalışıyorlar. Evet. Ama bunun sanırım hikayeyi yedirememişler. Tek sen olmamış, de onu konuşuyorduk evet, video öncesinde. Bir de şey söylemiştin bana, hani bir anda öbürüne geçiyoruz. Niye geçiyoruz? Evet. Tam çatışma ortasında onu vurmaya çalışırken bir anda vurmaya çalışırken adam oluyoruz. Niye oluyoruz? Yani niye? Pek onu anlamadık gerçekten de. Peki tamam, hikayeyi bir kenara bıraktık diyelim. Biliyorsun hani asıl amacımız eğlenmek olduğu için bunda. Hı-hı. Çatışmalar, işte patlamalar, oyunun motoru. Hani asıl böyle en hardcore, asıl keyif alacağımız oyunun ana tarafı nasıl olmuş, ana kısmı nasıl olmuş? Fena olmamış. Fakat şöyle bir şey var. Oyun uzasın diye fazla robot geliyor karşınıza. Düşmanlarınız çok fazla geliyor. Bir çatışmayı sonra uzatmaya çalışmışlar. Evet, yani onu yapmaya çalışmışlar. Patlama efektleri de genel olarak aslında grafiklere bakarsak Unreal Engine'le yapıldığı halde pek bana güzel gelmedi. Hı-hı. Kaplamalar biraz böyle eski bir oyunun grafiklerine benziyordu. Hmm. Özellikle oyun PlayStation 4'e ve Xbox One'a da çıktı. Evet. Fakat grafikler bu konuda pek başarılı sen olmamış. Sen PlayStation 3'te mi oynadın? 3'te oynadım. Evet. Peki Transformers hikayesinde biliyorsun insanlar var. Hı-hı. Burada var mı o karakterler? Yok. Ha, filme o kadar fazla girmemişler. Paralel bir hikayesi var diyebiliriz yani. Ama sen şey demişsin yanlış hatırlamıyorsam. 3. filmden devam eden, evet, bir, devam eden bir hikayesi var. Var. Fakat insan görmüyoruz hiç yani. Peki özetle şöyle diyebilir miyiz, hani Transformers oyunlarını ve filmlerini seviyorsanız ilginizi çekebilir, evet, keyif falan yaşatabilecek bir oyun. Evet. Ne kadar sürede bitiyor? Yaklaşık 8 saat sürüyor hikayesi. Hı hı. Bir de online modu var. Onun işte sizin sabrınıza kalmış, ne kadar oynamak isterseniz artık. Ama o bölümü, online bölümü daha eğlenceli geldi bana hikayesine göre. Güzel bir co-op görevler var çünkü. Bir de şeyden bahsetmiştin oyun incelemesinde, silah değiştirebiliyoruz demiştin. Evet, Battlefield 4'teki gibi bir silah değiştirme yerleri var. Hı hı. Oralara gidip silahlarınızı değiştirebiliyorsunuz. Yani robotlarınızı isteğinize göre biraz daha evet, kişiselleştirebiliyorsunuz. Hatta oyun içerisinde ufak görevleri yaparsanız, örneğin hiç silah kullanmadan sadece yakın dövüşte bütün robotları öldür gibi bir görev var. Bu görevi yaparsanız size fazladan eşya geliyor ve böylece silahlarınızı güncelleyebiliyorsunuz, upgrade edebiliyorsunuz yani. Bunları o bölümlerde yapabiliyorsunuz. Anladım. Özetle Transformers oyunlarını, filmlerini seviyorsanız, hatta oyuncaklarına hastaysanız mutlaka öyle ya da böyle arşivimize evet, katacağınız bir oyun olacaktır Transformers. Dilerim incelememizi beğenmişsinizdir. Bir sonraki hafta bakalım hangi oyunda karşınızda olacağız. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Hoşçakalın.